insanların kötü örnek olduğunu düşünüyor musunuz? Bu kadar abartıya gerek var mı? Peki, drag queenler seks işçisi mi? Hoş geldiniz. Soramazsın canlı Onur Haftası özele. Hoş geldiniz. Bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Çok kısa soramazsınan ve formattan bahsedeceğim. Amacımız toplumda ya da toplumun bazı kesimleri tarafından farklı görülen, tanışılmayan, merak edilen insanlarla onlara merak edilen şeyleri yüz yüze geldiğimizde soramadığımız şekilde sormaktı. 30. bölüme gelmek üzereyiz. Hala bunu anlamayanlar var. Soruları benim merak ettiğimi düşünenler var. Benim normal hayatımda böyle bir insan olduğumu düşünenler var. Yani evet, sert ve çemkiren bir insan olabiliyorum ama atıyorum bir transseksüelle gidip penisin var mı diye sormuyorum genellikle. Şimdi bugünkü konuklarımızdan ilkine geçeyim. Kendisi ödüllü bir sinema ve tiyatro oyuncusu Seyhan Arman. Ama bugün o değil, Mademoiselle Coco burada bizimle olacak. Bu çok büyük bir şans. Kendisini tanırsınız, tanımazsınız ama bugünden sonra unutmayacaksınız. Huzurlarınızda Mademoiselle Coco. Kocaman bir alkışla. Uyduruktan kim onu yaptı? Bence ben yanlış girdim. Ben hiç böyle sahneye kuru kuru girmem ki. Bakayım seyirciye. Ay, milyonlarca kişi var. Görüyorum seni zaten. Ben bildiğim şekilde girebilir miyim? Oy dingala dingala, köyde koydum mangala. Bir kamyoncu dostum var, çalkala yavrum çalkala. Ah! Güzel oldu değil mi böyle? Hiç böyle bir giriş görülmedim. Hiç böyle bir giriş görmedin. Senin hiçbir şey görmediğini düşünüyoruz zaten. Ay dur bakayım seyirciye doğru şey yapayım. Seyircinin yakışıklısı da şu tarafa gitmiş. Böyle mi gelseydiniz acaba? Neyse, adım çıkmasın, buyurun. Bu kadar abartıya gerek var mı? Ne kadar abartıya? Ay bunu bana söyleyenin saçlarına bakar mısınız? O omuz dekoltene bakar mısın? Gökkuşağı küpelerine bakar mısın? Hiç abartı var mı sizce bende? Asla. Asla. Bir gram makyajım yok. Hafif parlatıcı sürdüm. Abartı gibi mi geliyor gerçekten? Genel bir soru mu, bana mı söylüyorsun? Genel bir soru sanırım, merak edilen. Abartı. Zaten oradan çıkıyor. Aslında cinsiyet rollerini, drag queenlikten bahsediyoruz bu arada. Cinsiyet rollerini reddeden, ironiyle birazcık insanların gözüne sokan bir durum olduğu için bu abartı var. Ama artık herkes sokakta drag queen gibi geziyor. Kız metroya hiç bilmiyorsun herhalde. Yaldır yaldır makyajlarla falan. Ben hiç makyaj sevmiyorum öyle. Drag queen ne? Drag queen ne? Aslında çıkış noktası çok farklı. Yıllar önce, bayağı yüzyıllar önce Shakespeare'in zamanında kadınlar sahneye çıkamadığı dönemlerde, kadınlar çıkmıyor ve erkekler kadın rollerini oynuyorlar. Onların da böyle eteklerini sürmesi üzerinden bu drag kelimesini bulmuşlar. Aslında zenne, bizim de kültürümüzde olan, tiyatromuzda da olan bir erkeğin kadın kılığına girme durumu. Daha sonra cinsel özgürlük zamanları, o devrim zamanlarında böyle bir yüceltme atfında bulunmak için de bir queen'i eklemişler buraya ve drag queen olmuş. Drag zaten o sürmek aslında. Biz böyle drag diyoruz, aslında drag değil. Yanlış telaffuz da değil, dilimize öyle oturduğu için. Yani kısaca aslında erkeğin kadın kılığına girme durumu, abartılı şekilde kadın kılığına girme durumu. Ama artık dünyada bunu cinsiyet kimliklerine bakmadan, cinsel yönelimine bakmadan bir sürü insan yapıyor. Trans kadınlar da artık çok fazla drag performanslar yapıyorlar. Natranslar da aynı şekilde. Tırnak içinde heteroseksüel diye adlandırdıklarımızda. Hatta drag kingler var. İşte kadın bedenin erkeğe dönmesi gibi. Soruların da var mıydı yoksa? Tüm sorularımı. Onu tamam. Geri aldım. Öyle. Drag queen olmanın
fiziksel ve duygusal en zor yanı ne? Yani benim açımdan öyle bir zor bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben hiç böyle biri gelip de bana maaşla drag queen olur musun demedi. Ben kendim olduğum için, olmak istediğim için oldum. Zor yanları tabii ki var. Nasıl var? İşte yarın öğlen 12'de bu halimle 70 yaşında 40 tane kadını eğlendireceğim. Biraz korkuyorum böyle. Geceleri alışkınız ya, onun birazcık şeyi var. Biraz da drag queenlerden drag queenlere fark var. İşte dans edeni var, şarkı söyleyeni var, komedyeni var. Kostümsel anlamda işte protez takanı var, peruktu, oydu buydu. Bazı insanlara onlar işte o perukla mesela gezmek zor gelebiliyor. Kostümlerin ağırlığı olabilir, makyaj yapıyor olmak olabilir. Benim için öyle bir şey yok. Bu benim doğal halim olduğu için hiç bana zor değil. Peki Mademoiselle Coco nasıl doğdu ilk? Nasıl doğdu? Şöyle, İstanbul'da bir kabare açıldı. Mademoiselle Coco kadar hanımefendi olmayan Seyhan, o şeyin kabarenin yöneticisini arayıp sizin Seyhan fobiniz mi var, kabare açtınız niye bana söylemediniz diye çemkirdi. Sonra onu davet ettiler işte hani olur mu gelin lütfen falan diye. Gittiği günde Seyhan bir baktı ki orada bir eksik var o kabarede. Daha doğrusu aslında Seyhan'ın daha önceki drag performanslarında Mademoiselle Coco'dan izler vardı. Bir de yapmak istediği şeyler vardı. İşte göğsü, kalçası, saçı gibi bir takım şeyleri yavaş yavaş planlıyordu ve mikrofonda yapmıyordu bunu. Mikrofonsuz yapıyordu. O gün oradaki kabarede ihtiyaç olduğu için ya benim aklımda böyle bir şey var, şunu yapalım dedi. Ve orada Madame Margot diye bir karakter de vardı. Aslında onun birazcık kastını yarattı. O zaman Mademoiselle Coco olsun şöyle diye. Bir gün sonra da orada Mademoiselle Coco sahneye çıktı. Çok küçük değişikliklerle ilk etapta Ermeni diyalektiyle konuşuyordu Mademoiselle Coco. İşte Fransız kültürü aldığını söylüyordu falan gibi bir takım şeyler vardı. Sonra biraz şimdi de Fransız ama Fransa'nın Adana şeyinden şehrinden gibi bir durum oldu. Öyle de oldu. Sonra tabii ki üstüne bir sürü şey eklendi ve geldiğimiz yerde aslında başladığı yerde değil Mademoiselle Coco. Ama bir 7 yıl önce falan Mademoiselle Coco doğdu. Peki drag queenlik bir sanat mı? Kesinlikle. Yani bazen şey diye düşünüyor insanlar, kadın kılığına giriyorsun çıkıyorsun. Hiç öyle bir şey yok. Yani ben kendi adıma söylüyorum en azından. Ciddi çok çalışıyorum. Diyelim ki mesela bak filtresiz ol atıyorum. Ne bu marka? Şu X marka. Bugün gelip buraya onların diyelim ki personeline yapılsaydı bu gece ya da filtresiz olla ilgili bir sunum yapıyor olsaydım en az 100 tane bilgiyi cebime atmış olurdum. Biliyorum ki çünkü doğaçlama performansı yapıyorum sadece 3 tanesini kullanacağım ama o 100 tanesini mutlaka cebime koyuyorum. Ya da ne bileyim bir bankanın yemeğine gidiyorum. Bütün her şeyini biliyorum. Bazen dönüyorum bankanın müdürüne soruyorum yani kaç yılında nerede kuruldu kalıyor ama ben hepsini söyleyebiliyorum. Bu bile tek başına bir şeydir. Her gün yeni bir şey. Şarkı zaten söyleyebiliyorum. Ama şimdi ekstradan vokal koçuyla çalışıyorum. Söylediğim şarkı yetmiyor. Şu an bir kabarede çalışıyorum. Yine Türkiye'deki çok önemli kabarelerden birinde çalışıyorum. Dada Salon zaten tiyatro olduğu için reklam olmaz herhalde. Orada da mesela yetmiyor bana. Şu şarkıyı mı yapayım, böyle mi yapayım, onu mu yapayım? Seyirci geldiğinde çok heyecanlanıyorum. Bugün de burada ilk defa çıkıyorum. Nasıl bir seyirci gelecek? Nasıl bir... Yani gerçekten zor aslında. Bence hem zorluğun yanında ve gerçekten de bir sanat. Yetenekli olmayanlar çok kalamıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü bugün Mademoiselle Coco'nun 7 yıllık sürecine baktığın zaman birçok kurumsal işi de sundu. Ciddi ciddi bir müzayede de sundu. Ne bileyim belediyenin hıdrellezini de sundu. Ama 20 yaşında bir genç kızın doğum günü de sundu. Bilmem ne şirketinin bilmem ne yalısındaki gecesini de sundu. Ve performanslar yaptı. O yüzden şey yani nasıl söyleyeyim ben sanat olduğunu düşünüyorum. Olmamış olsa eğer bir şey yapmıyor olsan hani sadece öyle kadın kılığına girdim çıktım ruhumu tatmin ettim çıktım gibi olsaydı bu kadar geniş bir yelpazeye bu performansları yapıyor olmak ve kabul görüyor olmak bence çok mümkün olmazdı. Peki bir insan neden drag queen olur? Bir insan neden soramazsını sorar. Burada neden çalışır? Yani neden diye bir şey yok. Bazen şöyle olabilir aslında çıktığı noktaya baktığımızda. Benim cinsiyet kimliğimle ilgili bir drag queen olma maceramda bir şeyim yoktu. Yani bir problemim yoktu. Bazen onu özgür yaşayabilmek için de olabilir. Çünkü insanlar
maalesef gibi kendi gibi olamayan insanları bir kalıba sokuyorlar ve o kalıptan çıkmak için bir şeye ihtiyacın olabilir. Seyhan'ın bu kalıptan ilk çıktığı mesela karakteri palyaço pompondu. Seyhan işte kendi gibi olamıyordu, kendi gibi davranamıyordu. Adana'da yaşadı ve 15-16 yaşında çocukken. Ama palyaço olduğunda daha özgür, daha kendi olabiliyordu. Mesela biraz bununla benzeştirebiliriz aslında. Belki de bu sebeple çıkıyor olabilir ve drag queenlikte her şey abartı. Sadece aslında kıyafet vesaire değil, konuşmandan dans etmene, şarkı söylemene, yaptığın şakaya her şey çok abartı olduğu için bazen insanlar hayatında yapamadığı şeyleri ya da yapmak istedikleri, dışarı çıkaramadığı şeyleri böyle patlatıyor olabilirler. Ama sebepleri kişiden kişiye değişebilir diye düşünüyorum. Her drag queen eşcinsel mi? Değil deniliyor. Evet de denil. Bilmiyorum ki, gidip kontrol etmiyorum yani. Bir drag queen gördüğümde bana eşcinsel olmayan yapamazmış gibi geliyor. Yani performatif, böyle belirli bir alanda, tiyatroda yapabilir, sinemada oynayabilir falan, ama hani o ruhu yansıtmak mümkün değilmiş gibi geliyor. Ama bilemiyorum yani, sonuç olarak benimki de ön yargı olabilir. Ya bilmiyorum. Ben zannetmiyorum ama iddia o ki hayır, her drag queen performansçısı eşcinsel, biseksüel ya da transseksüel olmak zorunda değil deniliyor. Bilmiyorum. Kadınlar drag queen olabilir mi? Drag queen olamazlar. Drag king olabilirler. Yani o kadın bedenini abartılı erkek bedenine çevirebilirler ve öyle bir şey de var zaten dünyada. Bir de faux queen diye bir şey var. Fransızcadaki o sahte anlamındaki drag queen olduklarında, yani bir kadın bedenine çevirdiğinde faux queen, sahte queen anlamını taşıyan bir hal alıyorlar. Yine dünyada bu performansları yapanlar var. Peki drag queenler seks işçisi mi? Ay, akıl yoksunumuzun diyeceğim şimdi, ayıp olacak. Sanatçıyız bebeğim biz. Niye drag queenler seks işçisi olsun? Böyle düşünen var mıdır? Tabii ki bunlar senin soruların değil. Editörler yazmış. Drag queenler seks işçisi değil canım. Öyle bir şey olabilir mi? Yani bu işi yapan... Hani şöyle, drag queen olup bir yandan da seks işçiliği yapan insan da olabilir. Ama bankacı olup da yapan da olabilir. O yüzden hani soru bence no. Silsek yok, kalsın. Görsünler ne olduğunuzu. Kime ne soruluyor görüyorsunuz. Evet, buyurun. Drag camiasında çete savaşları var mı? Çete savaşları. Her yerde var. Yani mesela beni çekemiyorlar. Ben çok güzel olduğum için, bebeksi olduğum için, number one olduğum için, bir de çok mütevazi olduğum için beni çekemiyorlar. Var tabii ki canım. Bütün, bence hep şey olur bu konuları aslında böyle. Nedir işte, ay eşcinseli çekemez, drag çekemez. Bankacıyı da çekemiyor. Sizin de aranızda vardır şimdi, kameramanla senin aranda. Ay beni öyle çektim bilmem ne diyen mutlaka vardır. Bir de ben söylemesi ayıp, drag queenler içerisinde önemli bir yerde olduğum için, çok iyi para kazandığım için beni çekemiyorlar. Çok iyi para kazandığım için bölümünü bir daha şuraya doğru. Çok iyi para kazanıyorum. Kazandığım parayı da hani dağıtabiliyorum bazı sakallı, uzun boylu beylere. Daha doğrusu dağıtmak istiyorum, dağıtamıyorum. Hala matmazelim. Madam olmak istiyorum. Umarım bu programdan sonra. Sizi çünkü Edirne'den Kars'a herkes izliyor değil mi? Nereye söyleyebilirim? Şuraya. Sevgili YouTube'da beni izleyenler, hala elime erkek eli değmedi. Bu güzelliğim. Komik mi? Gerçeklerden bahsediyorum. O evlenme programlarındaki kadınların eline erkek eli değmediyse benim gözüme de değmedi. O kadar söyleyeyim. Hala matmazelim. Madam olmak istiyorum. Yani köyünü falan bırak gel. Şehrini de bırakıp gelebilirsin. Zenginim, param var. Görüyorsunuz. Barbaros Şansal'a kostüm diktiremiyorum henüz. Ama olsun, yine de zenginim. Görüntü dışında, sahnedeki senle sokaktaki sen arasında farklar ne? Farklar ne? Sokakta senin gibi bet suratlıyım. Bütün ayarsızlığını, yani Seyhan'ın bütün ayarsızlığını matmazel koku alıyor. Sokakta, böyle sokaktaysam hiçbir fark yoksa. Sahnede değişiyor birazcık. Ben şimdi birkaç farklı alanda
çalışıyorum. İşte şu an çalıştığım tiyatroda, kabarede oranın işletmecisi rolündeyim. Bir döpyesle ve topuzlu saçlarla, gözlüklerle oynuyorum. Daha bir hanımefendiyim. Daha bir ayarı var ama kulüpte çalışıyorsam başka bir şey. Ya da bir şarkıcının ön programını yapıyorsam değişiyor. Ya da işte o ilk çıktığım Madame Margot gibiyse de. Çünkü bir yerde 2 saat 45 dakika performans yapıyorum ve orada bütün sistemi kuruyorum. İlk etapta ne bileyim dünyadan bir müzikal şarkısıyla çıkıyorum. Yavaş yavaş Erik Dalı'na doğru geliyorum. Çünkü bizim sosyetemizin de biliyorsun düğünlerin finali halay. Oraya gelmek zorundayız. Ama işte yarım saatlik bir program yapıyorsam bütün enerjimi başka bir şey yapıyorum. Tiyatrodaysa daha hanımefendi rolü yapıyorum. O da zorlanıyorum hayatım. Sigortam var tiyatroda. O yüzden o role devam ediyorum. Bir de bazı sokaklarda olduğumda oluyor. Oradakini anlatamayız şu an. YouTube'dan şey yaparlar. Yani böyle deniz kenarında... Yok mu? Gerçekten mi? Niye o zaman sen? Ben hep kendini hiç tutuyorsun gibi geliyordu bana. Hani patlayacaksın da yapamıyorsun YouTube'dan diye. Ha tamam, YouTube'da yoksa sokakta olduğumda da... 0532. RuPaul's Drag Race. İzliyor musun? İzliyorum, evet. Katılmak ister miydin? İstemezdim. Yani bir hani burada ülkemizde yapılıyorsa belki isteyebilirdim. Böyle tek standart şeyleri çok sevmiyorum. Şimdi izlediğimde hep aynı şeyi yapıyorlarmış gibi geliyor ve seni bir takım şeylere zorluyorlar gibi geliyor. Belki kariyerimin başında olmuş olsaydım katılabilirdim. Ama hay bilmiyorum, hiç öyle bir isteğim olmadı. RuPaul gelsin benim programıma katılsın. O zaman favorin yok o yarışmadan. Hayır yok. Yani şey, sevdiğim kişiler var tabii ki. Ama benim genel olarak hayatta öyle bu favorim, şu favorim değil. Sadece bu işe emek vermiş insanlara büyük saygı duyuyorum. RuPaul da onlardan bir tanesi. Dünyada star olmak, bir drag queen olarak ve bu programları yapıyor olmak onun başarısı. O yüzden alkışlamak gerekiyor. Ya da ülkemizde Huysuz Virgin mesela. Hepimizi aslında drag queen karakteriyle tanıştıran çok önemli bir sanatçıdır. O yüzden onlara es geçemezsin. Ama şey, böyle çok büyük hayranlığım, aman işte onun gibi olmak istiyorum dediğim bir şey yok. Çünkü ben kendim olduğum için, ay kız kendine has, kendine o zannettim, hemen oraya gönderme gibi. Kendim olduğum için aslında rahatım, istiyorum, yapıyorum ve kazanıyorum. Bir başkası olmak, bir başkasına özenmek istemiyorum. Peki bu RuPaul gibi yarışmalardaki Drag Race'in daha fazla popüler kültürde olması Türkiye'ye nasıl etkiledi? Türkiye'deki drag camiasını. Ya da drag'e bakış açısı. Şöyle, iki tane aslında camia var şu an ülkemizde. Bir, bu işi profesyonel olarak yapıp bundan para kazananlar var. O da toplasan 10-15 kişiyiz. Bir de keyfi yapan, biraz o felsefeyi yaşayan, o ruhu yaşayan daha genç çocuklar var şimdi. Ona ilk böyle Boğaziçi'nde, üniversitede böyle bir etkinlik yaptılar, oradan çıktılar. Mother Öktüş diye bir arkadaşımız var. Onun böyle kızları var, hani RuPaul'un kızları var gibi. Böyle genç genç çocuklar var 20'li yaşlarında. Bir onların yaptığı sistem var. O biraz daha farklı ve bence kesinlikle RuPaul'dan bir etkileşim olmuştur diye düşünüyorum. Ama bizimki RuPaul yoktu zaten biz bu işi yaptığımızda. Yani ben mesela ilk drag performansımı tıpatıp şov yaparak başladım ve Adana'da tıpatıp şov yaparak başladım. Yani İstanbul'daki ortamı da bilmiyordum. Peruk falan yoktu. Orlon'dan kafama saç yapardım. Banu Alkan, Bülent Ersoy gibi tiplemeler yapıyordum. Öyle başladım. O yüzden RuPaul falan yoktu o zaman yani. Etkilendiği kısım da var, etkilenmeyen de var. Şimdi seyircilerden olan sorulara geçiyorum. Yani bunlar da seyircilerden de ama bizzat burada bizle olan seyirciler. Ha tamam. Bazıları var. Ay hep enerjimi düşürüyorsun yalnız. Ciddi olmak, yani evet format öyle de burada şey yapabilirsin. Ben de böyle ciddi ciddi anlatıyor gibiyim. Buradaki seyirciler mi soracak? Hayır. Onu zaten yazılı aldık. Ha onlar önceden sordular. Kimi sorduğunu görecek miyim? Ay görmek istiyorum. Evet öyle yapalım. Soru sorulsun lütfen söyleyin. Bakayım hangi kezbanlar olsun. Çok terbiyesiz bir şey söyleyecektim ama söylemedim. Yok.
Çünkü neden? Aşırı namuslu bir drag queen'im. O yüzden yerlere kadar görüyorsunuz uzun giyindim. Yani o derece hanımefendiyim. Bozmak istemiyorum YouTube kanalında. Çünkü şu an bizi Antep'ten izleyen annesi alışverişe gitmişken gizli gizli izleyen genç kızın ahlakını bozmak istemiyorum. Canım benim. Antep'ten izleyen ve drag queen olmak isteyene tavsiyen nedir mesela? Drag queen olmak istenilmez, olunur. Çünkü olmak isteyenler hiçbir zaman olamadılar. Ben de bir ara işte İstanbul'a geldikten sonra mantıp atıp show mu kaldı deyip yapmıyordum. Sonra bu alıştığımız drag performanslar anlamında bir adım atmak istediğimde Cahide'nin provalarını mesela izlemek istiyordum. Bana ilginç bir oyuncuyum ve o şovlar nasıl çıkıyor? Samimi de bir arkadaşım vardı, provaları alamıyoruz demişti. Ve üzülmüştüm yani gidemediğim için, ama ben drag queen, zaten öncesinde de drag performanslar yapıyordum ama o isimle adlandırılan şey, işte 30 santimlik ayakkabılar falan. O zaman gidip kendime ayakkabı yaptırdım. İşte bütün o dönemki drag queenler böyle renkli küt peruk takıp çıkarlardı. Ben onu gittim tarattırdım, özel oturdum, makyajlar yaptım, kendime çalıştım. Fotoğraf çekildim. Sonra o arkadaşıma gösterdim. Kız bak ben de işte drag queen şeyi yaptım diye. O da Cahide'deki yöneticisine gösterdi. Bir gün sonra Cahide'de çalışıyordum. Yani ben olmayı bekleseydim, onların beni orayla tanıştırmasını bekleseydim olamazdım. Adım at. Bu her şey için böyle. Normalde de yazıyorlar işte Instagram'a. Aa abla şunu yapmak istiyorum. Bunu böyle olunca yap. Sen yap. Yani profesyonel olarak bu işi yapan insanlar için de böyle. İşte bana diyor ki Matmazel Coco senin şovundan önce şöyle bir şey yapayım mı? Ya da ekip olarak ay ben şunu yapıyorum. Okey tamam göreyim videonu, ne yapıyorsun? Ortada yok. Yapacaksın. Göstereceksin ve alacaklar. Bugüne kadar 39 yaşındayım. Hiçbir şeyi gidip konuşup ondan sonra yapmadım. Hepsini yaptım. Bu palyaçoluk için de böyle. Gerçekten küçücük çocuktum. Gittim kostüm yaptırdım kendime. Balon aldım. Sokağa çıktım. Çocuklara balon dağıttım. Ruhumu tat. Ve oradan bütün yaptığım işlerden çok iyi para kazandım. Ama hepsini önce ben yapmak istediğim için yaptım. O yüzden adım atsınlar. Seyirciye soracağız, evet. Sanatınız dışında insanların kötü örnek olduğunu düşünüyor musunuz? Sanatım dışında olduğum bir kötü örnek var. Onu size göstermek isterim. Arzu edersiniz. Yani drag queen olduğum için mi kötü örnek? Hiç kimse kimse... Sanat dışında... Neresi? Mesela burası sanat, şurası değil mi? Nasıl mesela? Yani sanat dışında... Sahne dışı mı? Sahne dışında. Sahne dışında beni görmüyor ki seyirciler. Beni gördüğünüz her an sahne. Mesela buradan bir yere gidecek olsam ve şu Beşiktaş çarşıda yürüsem stand-up'umla giderim. O yüzden beni görülen her alan sanat. Ama kötü örnek olmak mevzunda kimseye örnek olmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Ayrıca şöyle bir şey var. İnsanlar birini kötü örnek almak, öyle bir durum alacaksa alır yani. Sen kendince dünyanın en iyi, en normal, en bilmem neyi olabilirsin ama bir başkası senin bir şeyini kötü örnek alabilir. Kimse kimseye kötü örnek olmaz. Herkesin aklı var, başı var. Aklı yoksa da yapabilecek bir şey yok. Büyük balık küçük balığı her zaman yutar. Buyurun. Anladığım kadarıyla severek yaptığınız bir meslek drag queen'i. Bravo! Hanımefendiye alkışlıyorum. Zincirimi şey yapıyorum. Teşekkür ederim siz zekamı gösterdiğiniz için. Rica ederim. Ama yapmayı düşündüğünüz ama yapamayacağını düşündüğünüz bir meslek var mı? Evet. Yollu olmak istiyorum. Ama işte bu aşırı namuslu olmam, ahlakçı olmam sebebiyle o biraz zor gibi görünüyor. Yani bir drag queen olarak yapabilmekten mi bahsediyorsunuz? Beni oynayan oyuncuya mı? Yok, çok iddialıyım. Yapmak istediğim her şeyi yapabilirim diye düşünüyorum. Ben mesela bir drag queen olarak daha teatral performans yapan birisiyim bütün sürecimde. Ve şimdi işte Matmazel Coco ile aslında komedi yapıyorum. Başka bir şey yapıyorum. Bir doğaçlama komedi yapıyorum. Doğaçlama performans yapıyorum. Dans edemediğimi hep düşünüyordum. Ket vuruyordum kendime. Şimdi zayıfladım da birazcık. Gece sporu yaptım. Çok güzel geldi. Zayıfladıktan sonra dans edebilirim diye düşündüm. Bir koreografla anlaştım. İki gün önce ilk dersimi yaptım. Oturup kalkarken bacağım ağrıyor. Yani yapmak istediğim her şeyi yapabilirim. Herkes her şeyi yapabilir. Ama öyle yapar, ama böyle yapar. Ama yapmak istedikten sonra bence her şey yapılabilir. Soramazsını bile sunarım.
En azından saçlarımı kabartmıyorum. Saçlarım orijinal. Ciddi de durabilirim. Tenim doğal bronz. Yani o yüzden bilemiyorum yapımcılara. Biraz pahalıyım ama bakarız yani. Çok nice'sin. Ay ben de kapanıyorum. Çok teşekkürler. Kapat tamam. Alkış devam alkış. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz istiyoruz seyirci. Ay ne kadar iyisiniz. Canlarım benim sağ olun. Bye bye.